Samsun'da daha önceki haftalarda başka illerde gündeme getirdiğimiz konunun bir benzeri var. Otobüslerde sesli anons sistemleri çalışmıyor Samsun'da da. Ben orayı takip ediyorum. Yakın dostlarım, arkadaşlarım var. Onlar bu konuda idari girişimlerde bulunuyorlar. Farklı kurumlara başvuruyorlar. Belediyeyle de temas halinde olmaya çalışıyorlar. Sorunu ifade ediyorlar. Fakat şu ana kadar çözüme ulaşabilmiş değiller. Onlar da bir yürüyüş gerçekleştirdiler. Bir basın açıklaması yaptılar ve belediyeye seslerini bir de böyle duyurmayı denediler. Bizler Samsun'da yaşayan bir grup görme engelli birey olarak Samsun Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı toplu taşıma araçlarında sesli anons sistemlerini aktif hale getirilmesi için erişilebilirlik mücadelesi başlattık. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi'ne bireysel dilekçeler vererek sorunun çözümü yolunda girişimlerde bulunduk. Samsun Büyükşehir Belediyesi uzun yıllardır çözmediği bu soruna yönelik yaptığımız bütün başvurulara çalışmalarımız devam etmektedir diyerek genel ve geçiştirici cevaplar verip bu sorunu çözme yoluna gitmedi. Samsun Büyükşehir Belediyesi her alanda erişilebilir bir kent olma yolunda iddiasıyla çıktığı bu yolda görme engellilerin ve STK'ların sesini duymazdan gelmeye devam etmektedir. Bizler yaptığımız her yolculukta aynı tedirginliği yaşamak, yolcularla ve araç sürücüleriyle muhatap olmak istemiyoruz. Anlaşılan bu sorun birçok ilde yaşanıyor. Farklı şehirlerden bu konuda haberler geliyor. Biz geçtiğimiz haftalarda Ankara'da Ego Ses Ver etkinliği düzenlemiştik ve bu kanalda iki ayrı programda Ankara'daki belediye otobüslerinde karşılaşılan sesli anons sistemi sorunlarını gündeme getirmiştik. EGET Eğitimde Görme Engelliler Derneğimiz İzmir'de geçen aylarda benzer bir kampanya yürütmüş ve belediyeye sesini duyurmaya çalışmıştı. Bireysel dilekçeler verilmişti. Denizli'de görme engellilerle yapılan bir anket çalışmasında yine otobüslerdeki sesli anons sistemlerinin çalışmadığı bulgularına ulaşılmıştı. Bunu da nereden biliyorum? Hem bu sonuçlar Eğitimde Görme Engelliler Derneği'nin internet sitesinde yer aldı, hem de bu bulguların analiz edilmesi sürecinde Denizli İl Temsilciliği ile birlikte çalışmıştım. Raporlama sürecinde sorumluluk üstlenmiştim. Oradan da biliyorum. Şimdi Samsun'da da böyle bir olay yaşanıyor. Şimdi demek ki bunun partisi yok değerli izleyiciler. Denizli hangi partide? AK Parti'de. Ankara hangi partide? CHP'de. Samsun hangi partide? AK Parti'de. İzmir hangi partide? CHP'de. Ne diyoruz o zaman? Şehirlerde toplu taşıma araçlarında karşılaştığımız sorunların, erişilebilirlikle ilgili problemlerin çözümünde hangi partinin belediyesi olursa olsun sorunlar yaşanıyor ve biz bu duruma karşı sesimizi yükseltmek, taleplerimizi dile getirmek zorundayız. Bizim yapmaya çalıştığımız budur. Samsun'daki dostlarımızın yapmaya çalıştığı da budur. Ve umarım onlar da en kısa zamanda sonuç alırlar. Ben biliyorum onlar daha başka girişimlerde de bulunacaklar. Eğer belediye onların taleplerine sessiz kalırsa bireysel olarak yanında olduğumu ifade etmek isterim. Yolları açık olsun. Tıpkı Ankara'dakilerin, İzmir'dekilerin, Denizli'dekilerin ve daha benim bilmediğim başka illerde bu tür sorunları yaşayanların yanında olmaya çalıştığımız gibi diyelim.